Herkese selamlar dostlar. 9 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yükseklerinden bahsedeceğim. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar. 1 adet ideal kombin önerisi vereceğim. Videonun sonunda zaten. Like'larınızdan dolayı şimdiden çok teşekkürler. Güzel like seviyesi geldiği için bu kombin önerisini yapmak istedim. 2 maçlık 2-0-1 gibi oranı var bilginize. Geçtim bunu. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Sevilla Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim ev sahibinden yana tek farklı bir Sevilla galibiyeti gelebilir. 2-1 olarak düşünüyorum ben. Bilal 3 kişiyi katıl Telegram grubuna alalım. Umarım temsilcimiz kazanır. Umarım ben skorda yanılırım. Bakalım Fenerbahçe'nin arkasındayız bu maçta. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Geçtik bunu. Yüksek misli grubumuzda da aynı şekilde devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi için devam ettik. Bakalım bugün ne olacak. Ben şu an akşam saatlerine çekiyorum Şampiyonlar Ligi öncesi. Yüksek misli maçlarında Şampiyonlar Ligi vererekten devam ettik. Cumartesi zaten çok güzel bir kazanç elde etmiştik. Pazar günü yüksek misliyi amorti ettik zaten. Şu an yüksek mislinin kasası zaten 2500 TL gibi bir civarda net kârda, onu da belirteyim. O şekilde yüksek mislerde de hem Perşembe günü hem Çarşamba günü devam edeceğiz. Cuma'ya da belki çıkartabilirim. Canlı odasında zaten canlı maçlarla devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sürekli maç oynanıyor. Bugün mesela Pendikspor'un maçı vardı. Şu an ekranda Göztepe maçı açık mesela. Göztepe maçına da canlı oynadık mesela. Hatta görsel gitsin, ben direkt size gruptan göstereyim. Şöyle Tuzla maçına 1.37 gibi orandan ilk yarıdan aldık biz, 2.5 üstü olaraktan da. Dakika 90'da 2-1 oldu fakat zaten artı 14 verildi. Maçı izliyorduk biz. Maç bir anda 3-2 oldu. Güzel kazandı. Göztepe maçına da 1.33 orandan dakika 6'da girdik. Neden dakika 6'da girdik? Normalde dakika 6'da girmeyiz. Göztepe çok önemli 2 tane pozisyon kaçırdı dakika 6'da. Golün erken geleceğini düşünerekten de Göztepe tarafından gol bekliyorduk. Yazdık da zaten Göztepe tarafından. Ki Göztepe de attı. Şu anda dakika, hemen gözlüğümü takıp bakarsam, dakika 44-44 şu an. Tam 44'te. Maç 1-0 bu şekilde de buradan da aldık. Bu şekilde canlı bahislerimiz de devam ediyor. Sizlerden ricam, videoyu atacağınız like seviyeleridir. Artı 300 seviyesinde like gelirse sevinirim. Sizlere bir adet ideal kombine verdim. Güzel like atıyorsunuz diye bu aralar. Gelir gelmez yapacak bir şey yok fakat ideal bir kombine oldu. Gelmesini şans bekliyorum. Umarım şans yanımızda olur. Geçtim bunu. Leverkusen'le Ferencvaros mücadelesiyle başlayalım. Ferencvaros'la Leverkusen arasında sanırım şöyle bir iki gömlek fark var gibi geliyor bana. Ferencvaros iyi takım. Avrupa'da da son yıllarda, son dönemlerde zaten adından söz ettiriyor. Macaristan Ligi takımı. Kendi liginde zaten 50 puanla zirvede en yakın puan takipçisine 10 14 puan mı 16 puan mı ne fark atan bir Ferencvaros var. Fakat Leverkusen'le oynayacaklar. Leverkusen de son dönemde formunu biraz daha düzeltti. Biraz daha özellikle hücum hattında bireysellikten kaynaklı, şöyle söyleyeyim, bencillikten kaynaklı birçok pozisyon yeniyordu daha doğrusu. Şu an biraz daha toplandı hücum hattı özellikle. O yüzden ilk devrede atacak bir Leverkusen golü idealdir. Onun oranı şu an 1.33 gibi oranı var. Bilginize en ideal karşılaşma budur. Bu orandan çıkabilir. Onun dışında 1.33 oran bana yetmez diyorsanız da ilk yarıdan bir Leverkusen galibiyeti de neden gelmesin diyorum. Onun da oranı zaten 1.55. Oranı biraz daha arttırmış oluruz. Leverkusen'den ilk yarıda bir gol bekliyorum. Maçın zaten beklentisi 2-1-3-1 ayarında bir Leverkusen galibiyeti olduğunu da belirteyim sizlere. Arsenal'la Lizbon mücadelesi. Allah, bu maç zor bir maç. Nasıl zor bir maç biliyor musunuz? Yani Arsenal'ın nasıl bir kadroyla çıkacağı. Arsenal PSV deplasmanına gitti mesela. Orada da mesela yedek kadroyla çıktı. Yani burada da bir yedek kadro çıkması neden olmasın? Yedek kadrodan da kastım, yani 4-5 tane rotasyon görebiliriz. Mesela Saka'yı oynatmazsa en önemli silahı yani Arsenal'ın bence. Odegaard mesela oynamayabilir keza. Bu tür eksiklikler olabiliyor. O yüzden arada diride kaldım. Kadroyu görmek lazım aslında bu maçta. Fakat benim skor beklentim, yani maçın indeks beklentini söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti var. Lizbon'da burada kendi evinde gol atabilir. Fakat mücadelenin 2-0'ı da var. 1-1'i de var. Yani 2-1 zaten indeks beklentisi var. O yüzden tek maç yüksek oran gitmek istedim bu mücadeleye. Arsenal'ın da o kadro belirsizliğinden kaynaklı. İngilizler çok fazla önemsemiyor çünkü UEFA Avrupa'yı, ki Premier Lig'de şampiyonluğu oynayan bir takımsın sen burada. 2-3 golün burada 1.78 gibi oranı var. İsteyenler bu orandan değerlendirme altına alabilir dostlar. 1.78 tek tercihim var bu maça. Diğer maçım Union Berlin'le Gliose mücadelesi. Deplasman ekibi zaten liginde iyi takım. Fakat yani burada da bir iki gömlek falan üst. İki gömlek değil de bir gömlek bir üst var Union Berlin adına. Son dönemde çalkantılı. Son döneme baktığımız zaman da bir form düşüklüğü yaşıyor. Bayern Münih'e yenildikten sonra da tam birini doğrultamadı gibi söyleyebiliriz. Fakat bu maçın burada oyunu domine etmesini beklediğim takım Union Berlin tarafı. Almanya'da oynanacak bir karşılaşma.
Burada Union Berlin'in galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bile sizlere idealden önerebilirim 1.47 gibi orandan. Fakat ben yüksek oranıyla değerlendirdim biraz da. 1.47 oran almaktansa sisteme atacağım maçlardan bir tanesi olacaktır. 3.5 altında bir de 1.91 gibi oranı var. Zaten çok fazla gol beklenen bir maç değil. 1-0 yani 2-0 ayarında bir Union Berlin galibiyeti çıkabilir bu mücadelede. Maçın ilk ayağı ben Berlin'in salacağını düşünmüyorum açıkçası. Diğer mücadelemiz Sevilla ile Fenerbahçe mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk dostlar. Ya bakın, ya duygusal olmaya gerek var mı bilmiyorum ama siz mutlaka kendi düşüncelerinizi yazın. Fenerbahçe zaten iyi bir takım. Ya Jesus burada kesinlikle önde oynamaz. Ya oynarsa yer. Burada Fenerbahçe biraz daha savunma ağırlıklı oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Fakat yani şöyle de bir maç var. Biz kendi arkadaşlar aramızda konuşuyoruz. Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Samimi olduk. Bugün de konuşuyorduk. Oğlum iki maçta 9 gol yiyen Sevilla var. Basar geçeriz diyor da. Ya o işler öyle olmuyor işte. Burada tamamen tecrübe var. Hatta bu kupanın en tecrübeli rakibi Sevilla'dır yani. En çok kazanan takım Sevilla. En çok final oynayan takım Sevilla. Yani bu kupanın gediklisi. Bu kupada farklı oynuyor. Son maçında 6-7 diyerek burada Fenerbahçe'yi oynamak çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Ya ben gönlüm zaten Fenerbahçe'den yana. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Türk takımlarını özellikle bu yıl destekliyorum. Yani üçü de zor rakiple karşılaşıyor. Vallahi yalan olmasın burada Sevilla maçına doğrudan 1 düşünüyorum ben. Maç sonu 1'in oranı 1.55. 1.55. Mücadelenin de yani öyle Sevilla'nın burada fark atabileceği bir karşılaşma olduğunu düşünmüyorum. 2-1 bir skor beklentim var benim. Sevilla tarafının tek farklı galibiyeti gelebilir burada. Onun da oranı 3.27. Sisteme atılabilir burada. Ben Sevilla tarafının galip geleceğini 2-1 skorla da neden olmasın diyorum. Fenerbahçe bizde burada gol atabilir. Umarım Fenerbahçe alır 4.5 üstü olur. Ne diyeyim, öyle maç olur umarım. 3-2 4-0 yensin isterim ama yani tecrübeye karşı bu tür maçlarda gerçekten zor. Yani tecrübe akıyor karşı takım. Şu da var. Kendi arkadaşlarımızla konuşurken şunu da söyledik. Tecrübeli takım yani diyorum. Ben yenemez diyorum. Bu tür maçlarda Real Madrid mesela tecrübe kokuyor. Her türlü yeniyor. Bu kupanın da tecrübeli takımı bu diyorum. Oğlum yendik ya diyor. Volkan Demirel penaltılarda biliyorsunuz o maçı. Penaltılarda Fenerbahçe. Yani güzel bir maç olmasını bekliyorum. Gönlümüz Fenerbahçe'den fakat duygularla yaklaşmamak lazım. Sevilla tarafındayım. Shakhtar'la Feyenoord mücadelesi. Yani Shakhtar şöyle bir takım oldu. Yani milli duygularıyla oynayan bir takım oldu. Özellikle bu savaş kaynaklılığından dolayı bir sürü oyuncularını kaybettiler. Takımda zaten ilk kombine baktığımız zaman da 10 tanesi Ukraynalı oyuncu olduğunu söylemek lazım. Ve birbirleri arasındaki uyum da gerçekten iyi. Yani Ren maçlarını takip ettim ben Shakhtar'ın mesela. Yani iyi bir performans sergilediler. Reaksiyon da özellikle gol yedikten sonra reaksiyon verebilirler. Feyenoord'a baktığımız zaman bu sezon Avrupa'da deplasmanda yani çok iyi işler çıkarmadı Feyenoord. Sturm Graz maçı vardı mesela. Midland maçı vardı. Çok fazla iyi işler çıkarmadı. Gollü maçlar oynadı. Yani bu maçında ben gollü geçmesini ve kombinemede aldığım maçlardan bir tanesi. Shakhtar'ın da kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Feyenoord takımı zaten tempolu oyunuyla her zaman bunu bize gösteriyor. Ben maçı KGVAR olarak aldım. İdeal kombinemin ilk mücadelesi yaptım. Her iki takımdan da gelecek golleri bekliyorum. KGVAR'ı değerlendirme altına aldım. Fiorentina ile Sivasspor karşılaşmasına baktığımız zaman da burada da Fiorentina'nın tarafına gitmek lazım. Sivas'ın zaten çok da bir Yatabarren'in bir sakatlığı vardı. Acaba bu maçta şurada yazıyor mu acaba bakalım. Geçmiş sanırım Yatabarren'in sakatlığı. Son mücadelede yoktu sanırım Yatabarren. Sivas'ta mağlup oldu. Fiorentina formda. Yani ben Fiorentina'yı ne zamandır değerlendiriyorum da zaten. Formda takım. Burada İtalya'da işi bitirmek isteyecektir. Fiorentina alır. En az da 2 tane gol atar gibi geliyor bana. 1.38 gibi oranı vardı. Kombineminde ikinci mücadelesi yaptım ben mücadeleyi. Ben Fiorentina'nın burada baskın bir oyunla maçı kazanmasını bekliyorum. Zaten zor maç. Özellikle Luka Jovic yani küllerinden doğdu. Real Madrid'e gitti. Şans bulamadı. Frankfurt'a geri döndü falan derken. Fiorentina şu an zaten terör estiriyor. Hatta kaç goller atmış bakalım şöyle bir. Yani her maç 2-3 tane atıyor. Şu an 4 golü var gözüküyor da özellikle son dönemlerde yani şu özellikle son maçı nerede? Ben son maçında 2-1'lik Milan maçında Jovic'in attığı gol falan güzel bir futbol vardı yani o mücadelede. Dakika 87'de attı. Ben burada Milan'ı zaten ezdiler bu maçta. Burada Sivas'ı da bence rahat ezerler gibi geliyor. Hatta 2.5 üstünde bir de 1.77 gibi orandan neden olmasın diyorum sizlere. 6 maçım bu şekildeydi. İdeal ve yüksek oranlarından anlattım. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. Dediğim gibi ideal kombine için yani like'larınızı bekliyorum. Like'larınızı eksik etmeyin.
2-0-1 gibi bir oranı var ideal kombinin. Shakhtar Feyenoord mücadelesinde her iki takımın atacağı golleri bekliyorum. Shakhtar'ın da kendi evinde atmasını bekliyorum. Maçın ne kadar favorisi Feyenoord tarafı olsa da Fiorentina'nın da kendi evinde burada baskın oyunla birlikte Sivas'a en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Toplam oran 2-0-1. Şansınız daim olsun. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.